Hani Rus patriği bile demiş ya, şeytani bir sistem kuruluyor dünyada demiş. Evet. Bu teknolojik şey, frekanslarla. Adam, Ruslar bu işin ustasıdır. Yani bilirler bu siber saldırı, bu elektromanyetizma, bunun telekinezi, telepati. Yıllarca, peki siz az önce dediniz dünya savaşı dönemlerinde bunları araştırmışlar. Zaman sistemleri Türkiye'de kullanılıyor dediniz. Evet. Nasıl ona kullanılıyor geleceğim. Hocam? Geleceğim. Türkiye'de zaman sistemi var. Nasıl yani? Ve bildiğiniz Türkiye'de de bilim adamları bununla ilgili çalışıyor ve Türkiye'deki bu bazı bilimsel gelişmeler maalesef dikkatleri çekti. Yani sebep sadece ekonomiydi, şuydu, buydu falan değil. Bakın, Türkiye'de çok farklı bir takım şeyler var. Ha, bu tüm dünyaya fayda sağlayabilir ama şunu da söyleyelim. Orta Doğu'da petrol bulunduğu vakit insanlar sevinmişlerdi. Her şey güzel olacak diye, iyi olacak. Fakat kan hala durmuyor orada. Çünkü dünya güçleri asla paylaşamaz beyler. Asla iyi, güzel olan bir şeyi birbirine yedirmez. Oraya gelir savaşırlar onu almak için. İki tarafta alamıyorsa, mesela diyelim ki burada bir zaman makinesi var diyelim Türkiye'de. Keşfedildi, birisi keşfetti diyelim. Amerika istiyor, Rusya istiyor, Çin istiyor. Ben diyor, ben istiyorum kardeşim. Her biri ayrı yerden saldırıyor. Aynı Orta Doğu'daki petrol olayı gibi. Kimse rahat bırakıyor mu Orta Doğu'yu? Hayır. Petrol var, o geliyor savaş açıyor, bu geliyor savaş açıyor. Kimse demiyor ki ya paylaşalım, hepimiz istifade edelim. Kafa bu, dünyadaki mantık. Peki bu zaman sistemlerini nasıl kullanacaksınız hocam? Bu zalimce bir sistem var, anlatacağım. Şimdi, dediğim gibi bunu deneyebilirsiniz. Farklı bir yerde, farklı enerji alanında rüyanızı bile etkilediğini göreceksinizdir. Bu arada hadis şeyden konuşmuştuk. Deccal ile ilgili az önce konuşmuştuk. Dolar. Onu unuttum, bir cümleyi söyleyeyim. Bazı hadislerde bakın İbn-i Sayyad var o zaman da, Hazreti Muhammed zamanında yaşayan bir kişi. Hazreti Ömer ile birlikte Hazreti Muhammed gidiyor oraya ve onun Deccal olduğunu Hazreti Ömer düşünüyor. O dönemde bile onun Deccal olduğunu düşünmüşler. İşte nedir tarifinde bir gözü işte şey. Verin arkadaşlar doların simgesini falan. O dolar tabii ayrı. Bir gözü silik. Ya yani bu, bakın düşünün. 1400 yıl önce olmuş bir olay. Şimdi bunu hadislerde hep anlatıyor. Şimdi bu Deccal olmadığı ortaya çıkıyor. Deccal diyorlar ki bugün artık kıyamete yakın gelecek. Şimdi bu her hadisin doğruluğuna hemen inanmayacaksınız. Bu hadis kesin doğru. Sahih hadis mi diye? Tabii bakacaksınız. Bir de yani o kadar çok hadis var ki bu konuda. Hazreti Muhammed konuşuyor kişiyle, hatta orada duhan, Arapça duman demektir. Bu kelimeyi aklından tutuyor falan, öyle bir karşılıklı diyalog var. Hazreti Ömer diyor ki ben diyor bunu, o kadar kızıyor ki işini bitireyim diyor yani. Hazreti Muhammed yok diyor. Şimdi o zamanlar bile birisinin Deccal olduğuna inanılmış. Fakat bu hadislerde bu işi o kadar şey yapmışlar ki sanki bir yanılgı varmış gibi. O yüzden her hadise temkinle yaklaşmalıyız. Tabii ki sahih hadisler var, doğru, onları okuyacağız. Fakat bunu da şey yapmamız gerekiyor. Geçmişte de bazılarına Deccal demişler. Bunlar 100-200 yıl önce demişler. Bu adam Deccal'dir demişler. Halbuki alakası yok adamın. Ne zaman Deccal hocam ortaya çıkacak? İşte kıyamete yakın. Kıyamet alametidir bunlar. Dabbe, Deccal, Yecüc, Mecüc. Bunlar. Dolayısıyla bu tür şeylerde aldanmasınlar. Bakın. Mesela Mekke, Medine'ye giremez diyor hadislerde. Nasıl? Yani şehir olarak dolaşır ama Mekke Medine'ye giremez. Neyse ki ben girdim. Ben umre yapmıştım Allah'tan. Biz kurtardık ya. Yani. Allah kabul etsin hocam. Evet. Yani ben hem çekim yapmıştım televizyon programım için. Hocam yüzde geçeceğiz sizinle beraber. Gittik, dua ettik. Kudüs'e de gittim. Mekke Medine'ye de gittim. Şimdi tabii ki ama hadislere bazı konularda temkinli yaklaşmalıyız. Bu Deccal ile ilgili çünkü çok böyle bilgi karmaşası var. Onu söyleyelim buradan. Hocam bir virgül koysanıza. Tamam. Bir virgül. Tabii. Arkadaşlar Libra'nın fotoğrafını versenize. Bir de bu iklim makinesini soracağım birazdan ama bir dakika duralım. Libra Facebook'un kripto parası çıktı hocam. Evet. Buraya özellikle gençlerin daha çok dikkatini çekecektir. Libra'nın verin arkadaşlar 2 numarayı. Fotoğrafını. Yok bunu değil de. Ben söyleyeyim. Libra pound, bakın çok ilginç. Bu hiç konuşulmadı. Arkasından 4'ü ver. Arkadaşlar Libra aslında pound'un simgesidir. LB. Yani sterlin var ya, İngiliz parası. Evet. Bu Facebook artık herhalde pound'u mu şey aldı? Şimdi Adem ve İngiliz işte parasına. Havva'nın biliyorsunuz transfer edildiği o yılan yasak var, yılan var. Bu az önce Madonna'nın klibinde de o yılan var. Bu Tevrat'a göre çizilmiş. Tabii.
Dördü verin arkadaşlar. Kur'an'da yılandan bahsetmiyor. Tamam, ağaç var. Hazreti Adem, Hazreti Havva var. Evet, bu da ama var. Ama yılan demiyor, şeytan diyor. O Libra'nın yılanlı fotoğrafını bulun arkadaşlar. Size attı. Libra'nın logosunda da böyle bir şey var hocam. Aynı akıl mı? Bakın çok ilginç bir şey söyleyeyim. Dünya dolar sistemi üzerine kurulu. Euro da onun kardeşidir. Bakmayın siz rekabet varmış gibi görünüyor ama aynı eller. Peki adama izin verirler mi? Ben yeni bir para birimi çıkarttım yaşasın diye. Adamı gömerler, mahvederler. Yani burada yine bir zaten FED, Amerikan Merkez Bankası bu konuda şeyle görüşeceğini, Facebook'la konuşacağını falan filan. Ha, şimdi, evet, şu anda kripto, ekranda hocam. Dijital paralar. Görüntüsü ekranda görüyorsunuz. Evet. Onda da yine aynı şekilde Facebook'un kripto parasında ağaç ve yılan figürü kullanılıyor. Evet, tabii ki bakın bir şey söyleyeyim. Facebook veya diğer şey, Silikon Vadisi asla masum değildir. Kimse Silikon Vadisi'nin masum olduğunu iddia edemez. Nasıl yani? Yani Facebook'tu, diğer sosyal medya kesinlikle. Başka bir şeyleri ortaya çıkarmak için yani. Yani mesela Illuminati diyorsunuz, bunun işte teknoloji ayağı yani. Yani siz bu şimdi düşünsenize basit bir internet sitesi yapacaksınız ve sizi dünyanın bir numarası yapacaklar. 80 milyar dolar da servetiniz olacak. Yani buna izin verirler mi? Yani bu vermez. Siz birilerinin adamısınız, bu kadar basit. Dünyayı yöneten sistemin oradaki internet ayağısınız. Şimdi 80 milyar dolar diyorum bakın. Twitter, Facebook bunların CEO'larının mal varlığına bakın. Hatta adamlar diyor ki ya bize daha fazla vergi lütfen yükleyin. Bizim çok paramız var. Şimdi bu dolar sistemi yıkılabilir. Dolar sistemi fakat bu böyle kolay kolay olmaz. Kimse kimseye savaşsız bırakmaz bu işi. Hem de ciddi nükleer savaşa bile gidebilir. Dolar dünyanın hem başının belası hem de sistemin ana şeyi. Bankacılık sistemi yıkılır. Bakın Türkiye'de mesela kripto paralar bankalarda yok. Dijital para bakın yok yani şu anda. Bazı bir iki şey küçük şeyler var fakat alıp satabiliyor musunuz? Hayır. Ancak aracı bazı kurumlar var. Bunlar izin. Buna izin verilmez kolay kolay. Ve hatta çok önemli bir bilgi vereyim bu işlerle ilgilenen arkadaşlara. Bana bir gün teşekkür edeceklerdir. Bu Bitcoin bir Truva atıdır. Dijital, bakın Ripple diye bir para birimi var biliyorsunuz. Ethereum var. XRP simgesi. Ha, XRP. Ripple mesela yükselemedi. Bu Bitcoin'in 14 bin dolarlara fırladığı günlerde Ripple atak yapamadı. 0.48'den 0.40. Çünkü Ripple gerçek bir dijital para. Unutmayın. Zamanı gelince Ripple gibi kripto paralar esas iş yapacak. Şimdi mesela siz şöyle bir uyanıklık yapıyorsunuz. Doların sahibi sizsiniz. Bu dijital paralardan da rahatsızsınız. Diyorsunuz ki o zaman biz kendi adam Truva atımızı yerleştirelim bunun içine. Herkes bunu kripto para sansın. Bitcoin. Hmm. Yani ben bunu zamanı gelince de batırayım. Olmadı mı? 3000 dolara düşmedi mi? Böyle şimdi bir tekrar yükseldi hocam. Ama bakın batırdılar. Yani birçok insan gitti orada ve bir daha esamesi bile okunmadı bir yıl yani uzunca bir süre. Şimdi bakın bu bir taktik. 14 bin dolara yükseldi 10 bin dolara. Şimdi bir kere böyle bir emtia yok. Yani %20 düşen, %20 yükselen bir emtia bir alım şeyi olamaz. Bu doları yani yönetenler zaman sistemleri ve iklim sistemlerinden biraz bahsedelim. Tabii ki ekonomide de bu zaman sistemi geçerli. Ya bu zaman makinesi gibi düşün. İleri al geri sar. Yani her şeyi yapabilirsin Allah'ın izniyle. Allah müsaade ettikçe. Fakat Türker Bey bakın. Ripple gibi yani bu tür şeylere çok heves etmesinler. Paralarını batırırlar. Ne zaman ki dünya genelinde merkez, mesela Rus Merkez Bankası kendi dijital parasını çıkartmaya başlayacağını duyurdu. Bakın Merkez Bankası devletlerin arkasında olduğu kripto paralara, dijital paralara yönelsin buradaki vatandaş. Sakın gidip de Bitcoin gibi ne yüdüğü belirsiz, arkasında kimin olduğu belirsiz. Ya sen Amerika'dan işlem yapıyorsun, bu doların sevmediği bir şey, Amerikan doları bu da. Sen nasıl güvenebilirsin buna? Bak işte bir günde 14.000'den 10.000'e düşürür, 9.000'e düşürür. Ama diğer kripto paralar bence daha güvenli. Bitcoin için bir şey demiyorum. Belki o da zamanı gelince bir şey yapar. Hı hı, fakat hı. Ripple gibi yanılmıyorsam Arabistan gibi ülkeler Ripple aldı. Hı. Tabii ve devlet bazında yani milyar dolar bayağı bir para aldılar onlar. Milyon, peki kaç hocam, milyon dolar. Şimdi zaman daraldığı için hızlı gidiyorum. Bunları takip etsinler. Beni yoksa paralarını batırabilirler, dikkat etsinler. Zamanı tasarruflu kullanmak böyle adına Öner Hoca'dan. Savaş bir karmaşa çıkarsa altın ve kripto paralar iş yapabilir. Altın. Üçüncü Dünya Savaşı.
Ama öncesinde şu iklimi anlatsanız hocam. İklim hemen anlatalım. Anlatın. Tabii bakın ben mesela az önce ne dedim? Dedim ki bazı aramızda yetenekli insanlar var bakın. Bizi izleyenlerin arasında bile aslında bir takım güçleri olan her insanın içinde bir potansiyel enerji var, güç var. Ve bu gücü çalıyorlar dünyadaki bu elektromanyetik sistemle. Sizin mesela bir enerji alanınız var. Şu alana girdiğiniz anda sizin enerjinizi etkileyip alabiliyorlar. Şu cep telefonuyla, şu bilgisayarla ve bunu kötüye bile kullanabiliyorlar. Bakın çok ilginç. Hani eskiden ne derlerdi? Ya yağmur duasına çıktık, 40 kişiyiz. Aramızda bir tane kötü var, o yüzden yağmıyor derler bak. Yine eskiden aslında bazı şeyleri çözmüşler. Bu filmlere bile konu olmuş, komedi filmleri. Fakat bunun gerçeklik payı şöyle var. Her insanın bir enerji alanı var. Ve bu enerji alanı inanın bana atmosferi bile bir oranda etkiler. Havayı bile etkiler. Ben çok ilginç. Bruce Willis bir film, Hollywood filmlerine örnek verelim. Bruce Willis zaman sistemini anlatmış. Ben bunu inanın daha 6 ay önce izledim. Biz sizle bu konuyu ta 1-2 yıl önce konuşmuştuk. Kişinin ismi Yağmur Getiren. Adamın lakabı Yağmur Getiren. Ve aynen zamanında bir çeşit yolculuk yapıyor. Kim olduğu belli değil. Bir çeşit zaman yolcusu gibi ve bu sözde bir film. Bakın fakat içinde doğru bir takım noktalar var. Bruce Willis gibi ünlü bir oyuncu oynuyor. Başka birkaç ünlü şey, bütçeli bir film yani. Neden? Çünkü dediğin gibi herkesin bir enerjisi var. Mümkün mü hocam zamanda yolculuk? Yani mümkün olduğunu söyleyenler de var, olmadığını söyleyen bilim adamları var. Fakat ben bahsettiğim yolculuk değil, direkt zamanı etkilemekten ben bahsediyorum. Olayların, bakın şöyle bir örnek vereyim. İngiltere'de bir helikopter düştü. İçinde Tayland'ın en zengin iş adamı vardı. Milyarlarca doların sahibi. Bir futbol kulübünün sahibi aynı zamanda. Sen biliyorsun olayı. Bu adamın ölümünü açıklamadılar 24 saat. Ya adam helikopter düşmüş. Yanmış, parçalanmış helikopter. Sen daha niye açıklamıyorsun? Neden? Londra, İngiltere bu işin merkezlerinden birisi maalesef. Bu işleri çok kurcalayan, onlar bu tür şeylere çok meraklılar. Ve yıllardır da bununla ilgili çalışmalar yapıyorlar. Türkiye'ye nasıl bir etkisi olacak? Türkiye'de de çalışmalar var ama bizde daha hayırlı en azından bir şeyler, iklimle ilgili çalışmalar yapmaya çalışanlar Türkiye'de var. Türkiye'de iklimle ilgili yapılıyor. Tabii zamanla farklı çalışmalar. Bakın bir enerjiyi depreme bile dönüştürebilirsiniz. Bir enerjiyi bir patlamaya bile dönüştürebilirsiniz. Bir üssü havaya daha uçurabilirsiniz. Yani farklı bir enerjiyi dönüştürebilirsiniz. Dünya bu teknolojinin peşinde. Maalesef. Bu çok korkunç bir şey. Az önce söyledim. Körfez'de 3 tane gemi patladı. Ama ne için patladığı bilinmiyor. Kimisi diyor ki ben bir uçan cisim gördüm de. Ya kardeşim senin güvenlik kameran yok mu? Sen kafeteryada bile var ya güvenlik kamerası. Ben sana gemi, koskoca gemi. Milyonlarca dolarlık petrol taşıyorsunuz. Orada bakın bu olay ortaya çıktı. Yanılmıyorsam şeyin Japonlardan bir açıklama. Tanımlanamayan bir cisimdi. Bir şeydi diyorlar. Bakın enerji savaşı bu. Elektromanyetik siber saldırı. Bariz ortada. Ve bu haberleri artık gizliye gizliye yani komik duruma düşmeye başladı. Ben bu gece şunu anladım. Ömer Çelakıl diyor ki Merkel'in titremesinden tutun. Evet. Bizim uykumuza giren rüyalara bile elektromanyetik sistemlerle etki ediliyor. Yeni dünya silahı. Nükleer silahtan daha güçlü. Zamanı kontrol etmeye çalışıyorlar ve bu elektromanyetizmayla insanların psikolojisini etkilemeye çalışıyorlar. Şunu bunu etkilemeye çalışıyorlar. Ama kimsenin korkmasına gerek yok. Allah güvenli bir sistem oluşturmuş insan beyninde. Fakat siz ne olur ne olmaz bu cep telefonuydu, bilgisayardı. Yani bunlara bu program inanın bana nesilden nesile anlatılabilecek bir program. Çünkü bu bir uyarı. Bu ülkelerin ulusal güvenliğini bile tehdit eder. Bakın mesela diyelim ki çok özel yeteneği olan bir kişi düşünün. Bunu Amerika'daki adam keşfetti. Aa dediler bunu hedef alalım. Sağına soluna cihazlar yerleştirelim. İşte hocam bunun evinin dizisi var, Heroes. Ben izleyemedim ama kahramanlar, özel yetenekli evinin olanlar. Evinin çevresine işte cihaz yerleştirelim. Cep telefonu bilgisayardan kendisine sürekli dalga gönderelim. Bunlardan kurtulması gerekiyor. Ne yapacaksın? Dağın başına gidersin, bir kulübede mi yaşarsın? Veya bir devlet bununla ilgili çalışmalar mı yapar? Ama zaten dediğin gibi bu anlattıklarımızı kanıtlayan tek bir şey şu. Tek yani apaçık bir örnek. 2400 MHz. Niye seçtin kardeşim bu 2400 MHz'i?
Neden internet, wireless, Wi-Fi dediğimiz bu teknoloji 2400 MHz? Çünkü beyni en iyi etkileyen frekans bu. Su moleküllerini en iyi titreştiren frekans 2400 MHz. Adam bu sistemi o yüzden kasıtlı olarak böyle kurmuş. Peki hocam. Gelecekte bunu kullanmak için, insanları etkileyebilmek için. Evet.